Ağustos 1950. Mahkeme heyetinin karşısında ufak tefek genç bir kadın. Mahkumiyet kararını dinlerken mağrur ifadesi hiç değişmiyor. Birkaç gün önce, 27 Temmuz'da Galata Köprüsü'nde Behice Boran, Türk Barışseverler Cemiyeti'nin bildirisini dağıtıyordu. Barışseverler Cemiyeti yeni kurulmuştu. Kurucu üyeler Galata Köprüsü'nde toplanmışlardı. Dağıttıkları bildiri radyodan okunurken gözaltına alınıp askeri mahkemeye sevk edildiler. Barışseverler Cemiyeti'nin bildirisi, Kore'ye asker gönderme kararının Amerika Birleşik Devletleri etkisiyle alındığını ve Amerika'nın çıkarına bir karar olduğunu açıkça söylemek cesaretini gösteriyordu. Bir bildiri hazırlamışlar. İşte bildiriyi basmak için hatta bana yardımcı olabilir miyim diye eski arkadaşlarımdan orada kurucu heyette olan bir Fahrettin Murat avukat geldi ve beraber bizim mataya gittik ve basıldı. 25 bin adet o zamana göre önemli bir miktardı. Bunu nasıl dağıtacaklar? Bir iki ancak üyeleri var kurucular dışında. Hepsi seferde olup bir araya geldiler ve bölüm bölüm şu tarafı bu dağıtacak, bu tarafı da şu dağıtacak diye. Benim hatırladığım, başkasının bilmiyorum ama köprü başı Boran'a düşmüştüm. Ve sonra akşam radyoyu dinliyorum. O zaman başka radyo yok. Devlet radyosu, Ankara radyosu. Bu bildiri okundu. Ve o akşam herkes gözaltına alındı ve askeri mahkemeye sevk edildi. ''1900'lerin ilk yıllarındayız. Katı olan her şey buharlaşmakta, yıkılamaz denen imparatorluklar yerle bir olmaktadır. Rus Çarlığı, Ekim devrimiyle alaşağı edilmiş, yenilemez sanılan devletler birinci savaştan mağlup çıkmış, dünya haritaları topyekün değişmiştir. Osmanlı Devleti parçalanmış, emperyalistler tarafından işgal edilmiş, yeni bir cumhuriyet kurulmuştur. Tüm bu altüst oluşların yarattığı bir kuşak vardır. Halkına ve memleketine karşı sorumluluk duymayı yaşadıkları tarihsel kesitten öğrenmişlerdir. Onlar yıkılışın, kuruluşun ve umudun çocuklarıdır. Behice Sadık Boran, 1 Mayıs 1910 yılında Bursa'da doğmuştur. Kırım göçmenleri Mahire Hanım ile zahire tüccarı Sadık Bey'in 3 çocuğundan biridir. 10 yaşında Bursa'dan İstanbul'a geldik. Annem babamın ancak okuma yazması vardı. Okul öğrenimi yoktu. Ama ikisi de çok uyanık, akıllı, zeki insanlardı. Özellikle babam çocuklarının öğrenimine çok önem verirdi. 10 yaşında beni önce Fransız okuluna gönderdi. 1 sene sonra da Amerikan Kız Koleji'ne gönderdi. Hatırlarım, daha 12 yaşında çocukken Fransız okulunda arkadaşlarımla beraber Lozan müzakerelerini konuştuğumuzu aklımızın erdiğince. Çok yurtsever bir genç oldum. Boran, Amerikan Kız Koleji'ni birincilikle bitirir. Eğitimine o zamanki adı Darül Fünun olan İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde devam etmeye karar verir. Kolejde öğretmenlik de yapan Boran, daha önce verdiği taahhütname nedeniyle öğreniminin ikinci yılında Manisa'ya İngilizce öğretmeni olarak atanır. Biz de merakla hem İngilizceyi merak ediyorduk hem de hocayı merak ediyorduk. Bekledik. Bir de baktık, genç bir kız bizim sınıfa geldi. Son derece aktif bir insandı. Biz onunla çok ilgilenmeye başladık. Adeta takip ediyorduk hafta içinde ne yapıyor diye.
Ve öğrendiğimize göre ablası eniştesiyle beraber şehir kulübüne gidiyormuş. Çok okuyormuş. Hafta sonları da o zaman askeri mahfile gidiyorlarmış. Ve Behice Boran orada bizim bu genç hocamız dans ediyormuş. Ve güzel dans ediyormuş. Behice Boran, Manisa'da öğretmenlik yaptığı sırada kolejden bir öğretmeninin kendisine sağladığı burs imkanını değerlendirir, Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. Ve bu sıralarda da gene doktora adayı olan arkadaşımla sosyoloji konusunda tartışırken, teorik bakımda sistemler adına tartışırken, o Marx'tan ve Marksizm'den bahsetti, söz etti. Bu gerçekten bir dönüm noktası oldu hayatımda. Ben ondan sonra toplumun bilimi yoktur, toplum bilimi olmaz, olmuyor, bilimler gibi değil iddiasından vazgeçtim. Marksizm bütün dünyamı değiştirdi. Bütün çelişkiler çözüldü, her şey yerli yerine oturdu, sistematik ve tutarlı bir biçimde. Michigan Üniversitesi'nde tamamladığı sosyoloji doktorasıyla Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne sosyoloji doçenti olarak atanır. Yıl 1939'dur. Behice Hanım'ı ilk tanımam, fakülteye girdiğimiz zaman ilk girdiği dersteki halidir. Ve o ilk hali, genç bir kadın, böyle işte daha 30 yaşında yoktu o zaman. Kirli pembe bir tayyör. Türkiye'de öyle sofistike renkli kumaşlar yoktu. Nazilli basmalarının bile kuponla satıldığı bir devreydi o devre. Ve işte saçları çok düzgün taranmış. Kendi bakardı onu. Sonra öğrendim. Sanki bana 20 tane bir berberden geçmiş gibi gelirdi ama sonra öğrendim ki değil. Kendi yapıyordu. O böyle içine doğru kıvırırdı. Ve son derece açık bir anlatış tarzı. Hiç lafa boğmadan ezberlenmesi gerekmeyen, anlaşılması gereken ifadelerle pencerenin önünde duran bir genç kadın. Çok empresi etti. Zaten bütün eğitim süresince sosyolojiye giriş veriyordu, şehir sosyolojisi veriyordu ve de istatistik veriyordu. Behice Boran odasına geldiği zaman hemen çantasını bırakır, çalışmaya başlardı. Hiç öyle muhabbet falan filan tarafı pek yoktu. Hemen çalışmaya başlardı. Zaten her zaman bir acele, her zaman bir iş peşindeydi. Çok aktifti. Hemen çalışmaya başlar, umumiyetle daktiloya geçer ve müsveddesiz olarak yazılarını daktiloda yazardı. Ama umumiyetle hareket halinde hatırlıyor. Ve bu kadar kalabalık, bu kadar yani ben sadece dışarıdan öğrenciyi çeken bir öğretmen olarak, bir hoca olarak bir Behice Hanım'ı biliyorum, başkasını bilmiyorum. Her zaman iyi bir hoca denir Behice Hanım'a. Yani o politik yaşamında da çok iyi bir öğretmen olduğunu ispatlamıştır. Ben Behice Hanım için her zaman şunu söylemişimdir. Tek başına bir koroydu Behice Hanım. Yani o kadar başarılıydı. Behice Boran toplumu ileriye götürebilmenin ve toplumsal yapıyı değiştirebilmenin ancak o toplumu tanıyarak olabileceğine inanır. Bu nedenle saha çalışmalarına öncelik tanır. Manisa'da dağ köyleri ve ova köylerini karşılaştırarak vardığı sonuçları 1945 yılında Toplumsal Yapı Araştırmaları adıyla yayımlar. Çalışmasında toplumsal değişimi sınıfsal bir perspektifle yorumlar. Behice Hanım'ın şeyde yaptığı, Manisa'da yaptığı araştırma
iki değişik gelişme seviyesindeki köydeki bu mikro seviyede küçük analizm. Bir günden öbür güne değişmenin nasıl olduğunu analiz eden bir şey. O zamana kadar hiç yoktu. Bizim bugünkü problemimiz özellikle hala aynı fikirdeyim. Bu 50 sene evvelden bahsediyoruz şimdi. Günden geceye tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş nasıl oluyor? Tarım toplumları nasıl değişiyorlar? Bunu ilk bir canım o mukayeseli köy araştırmasında yapmıştır. Ve çok da zengin materyalle yapmıştır. Çok kolay anlaşılır o. Böylece bir ova köylerinde saha araştırmasını objektif müşahhas olarak ben öğrenmiş oldum. Ona katılmış oldum. Behçeboran'ın da sanıyorum ilk saha araştırması odur. Kitap çıktı ve Behçeboran'ın sonunda şeydi. Kitabı çıkardık ama kimse bir şey söylemiyor. Söyleyemez. Şeyi yok, birikimi yok Türkiye'deki sosyal bilim çevrelerde böyle bir kitabın ne demek istediğini kavrayacak. Farkındalar ki önemli bir kitap ama nasıl ele alacağız? O yok. Ve o sonra, 80 sene sonra ele alındı, çıkarıldı. Zaten bir de dağıtmadılar kitabı, tuttular ellerinde. O hazin bir hikayeydi. İkinci Dünya Harbi içinde olduğumuzu hiç unutmayalım. Ve dolayısıyla ekmek kıtlıkları bilmem ne falan hepsini yaşıyoruz, karartmalar. Taraf tutmamanın imkanı yoktu. Hitler Almanyası'nın Avrupa'yı yerle bir ettiği, Sovyetler Birliği'nin faşizme karşı büyük anayurt savunmasını başlattığı günlerdir. Aynı günlerde Türkiye'de de faşizm rüzgarları esmeye başlamıştır. Dünya üzerinde mücadele veren iki karşıt siyasi hat, aydınları da taraf olmaya zorlamaktadır. Ama literatürü okudukça ve bilhassa Lenin'in yeni tip parti düşüncesiyle ve o fikirleriyle karşılaşınca bu sefer fikirle eylem arasında, pratik arasındaki ilişkiyi daha iyi kavradım, zorunlu bir ilişkiyi kavradım. Ve şu neticeye geldim ondan sonra, hayatta fikirlerin yansıması sadece bireysel düzeyde olmaz. Böyle bir toplumu değiştirmek, geliştirmek istiyorsanız örgütlü bir biçimde çalışmanız lazımdır, bir örgüt içinde olmanız lazımdır. Bu neticeye geldim. Yani bir parti içinde çalışmanız lazımdır, bu neticeye geldim. Ve 42 senesinden itibaren elimden geldiği kadar örgütlü bir şekilde Türkiye'nin sosyalizmi hedef olan bir yönde değişebilmesi, gelişebilmesi için çalıştım. Hitler yanlılarının propaganda çalışmaları her yere sızmış, Anadolcular olarak bilinen çevre, ırkçı görüşleri açıkça savunmaya başlamıştır. Üniversitelerdeki ilerici öğretim üyelerine yönelik baskılar ve kışkırtmalar, bu çevrenin de etkisiyle çok geçmeden ete kemiğe bürünecektir. Boran, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Adnan Cengil ile Yurt ve Dünya dergisini çıkarmaya başlar. 1941 yılında yayın hayatına giren Yurt ve Dünya dergisi, kısa zamanda iktidar çevresinin, resmi ideolojiyi savunanların, Turancı ve Anadolucu olarak ikiye ayrılmış ırkçı gericilerin tepkisini çeker. Yurt ve Dünya Dergisi, daha sonra Adımlar Dergisi, Behice Boran, Niyazi Berkes, Adnan Cemgil, Pertev Boratav'ın üniversite dışında eğitmenliklerinin, öğretmenliklerinin belgeleridir. Ama bugünkü aklımla baktığım zaman İkinci kuşak Marksistlerin yepyeni bir dönüşüm yaratmaları organlarıdır. Hitap ettiği kitleyi yaratmadaki işlevi bugünkünden orantılı olmayan bir derinliktedir. Her zaman söylediğim bir laf var, çok sevdiğim için, şairci bir laf tabii. Devrim suya atılan bir taş gibidir.
devrim hareketleri. Birinci, ikinci dalgayı görürsünüz suda yarattığı denizde, daha sonraki dalgaları göremezsiniz. 1940 kuşağının düşün ve sanat adamları daha sonraki dalgaları görebilmiş olan insanlardır. Bunun başka bir anlamı şudur. Ülkesinin insanlarındaki iç dinamiği keşfetmiş olan, ona inanan insanlar olmalıdır. Behice Boran ve Muzaffer Şerif Başoğlu, yurt ve dünyadan ayrılıp 1943 yılında Adımlar dergisini çıkarmaya başlarlar. 1943 sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Behice Boran hakkında ilk soruşturma açılır. Soruşturmalar, kovuşturmalar ve mahkemeler bundan böyle yaşamının bir parçası olacaktır. Şimdi 40'lar benim öğrenci oldum, tabii yaş farkı var. Öğrenci olduğum yıllar. Behice Boran'ı ilk defa adını öteki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin profesörleriyle birlikte o fakültedeki olaylar vesilesiyle gazetelerde gördüğüm resimlerinden falan tanıdım. Onlar içinde bizim sonradan yakın arkadaşımız olan Nuran Ertan, Sıdıka Suu, Mela Türksel, işte Şevki Akçit, Enver Gökçe falan hepsi vardı. Beycan onların hocasıydı. Ve ben de ilk böyle sol mücadele eden insanlara karşı ilk sempati o zaman doğdu diye hatırlıyorum, ben öyle yorumladım hep. O resimler, herkes böyle dehşetle bakarken ben de böyle aman, imrenme gibi bir şey yaratmıştı. Ama Reşat Şevzettin Sirer kürsüyü kaldırdı. Yani kürsüyü kaldırdı. Kaldırınca biz açıkta kaldık. Sonra Türkmenistan'dan Türkçe bilmeyen hiçbir bir hoca geldi bize, sosyoloji öğretmeye falan. Fakat o ara tabii Behice Hanımlar işsiz kaldı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi davası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 1948 yılı bütçe görüşmelerinde tartışılır. Ankara Üniversitesi'nin bütçesi görüşülürken 3 öğretim üyesi aleyhinde konuşmalar yapılır. Süreç, Boran ve arkadaşlarının kadro dışı bırakılmalarıyla sona erer. Aleyhinde de şahitlik yapanlar var. Şimdi ölmüş olan çok tanınmış bir tarih hocası. Behice Hanım elbette kızıldı. Zaten saçlarını da kızıla boyuyordu. Şimdi siz böyle delil hiç duydunuz mu? Bu mahkeme kayıtlarında var. Zaten imtihan kağıtlarını, sınav kağıtlarını kırmızı kalemle tasfiye ederdi. Kim başka renk kalem kullanır ki? Bunlar delil. Ve bu biçim delillerle atıldılar. Behice Boran 1948 yılında Nevzat Hatko ile evlenir. Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nde Yunanca mütercimi olarak çalışan Hatko, kadrolarda tensikat gerekçesiyle işten çıkarılır. Yunancayı eşine rastlanmayacak derecede iyi bilmesine rağmen, işten çıkarılmasının asıl nedeni şefi tarafından kendisine şu şekilde ifade edilir. Birader, sen de tuttun Behice Boran'la evlendin. Niyazi Berkes, Mediha Berkes, Pertev Naili Boratav bir süre sonra gelen teklifleri kabul edip akademik hayatlarında yurt dışında devam ederler. Müthiş bir sorumluluk duygusu vardı. Yani bir toplumun üyesi olmak o topluma karşı sorumluluktur diye her zaman çok şeydi. Birçok akademisyen Türkiye'yi bıraktı gitti o aralık. Behice Hanım, önce Muzaffer Bey gitti, sonra Niyazi Bey gitti, Pertev Bey gitti falan. Hep aynı grup bunlar. Behice Hanım, siz de gitseniz derdim. Nereye gideceğim? Amerika'da ne yapılabilir ki? Ne olacak? Demişti. İşte bu New York'tayım da bir gün bir asansörle şeye çıkıyorum. O Leslie White'ın derslerini de dinliyorum. Leslie White o zamanlar bu kültür meselelerinde en önemli insanlardan biriydi. Onun dersine girip çıkıyordum zaten. O şeyde Leslie White'ı görünce
Böyle yüzüme baktı. Sizin dersinizi alıyorum. Ben Türkiye'den geldim dedim. Beyci'yi tanıyor musun dedi böyle hemen. Onun talebesiyim dedim. Ne yapıyorlar o kadıncağıza dedi. Evet zor günler geçiyor falan. Ben dedi 30 senelik hocayım. Beyci kadar parlak talebem hiç olmadı dedi. Ne yapsak onu buraya getirmek için? Zor gelir bu aralık dedim. Öğrenci olarak, aynı zamanda bir TKP'li olarak bu mahkemeleri izledik ve onların tahliye olduklarında mutlaka o gece bir yerlerde bir toplantı, bir yemek toplantısı yapılır. Ruhi türküler söyler, orada sabahlara kadar eğleniriz türküler söyler ama mahkemeye tekrar çıkıp, İşte başladılar. Ondan sonra o gün de tutuklanırlar. Böylece 3 defa bu böyle devam etti. Ve bu arada hamile kaldı ve mahkum oldu. Barış davasında mahkum oldu. Dursun'u dışarıda doğurdu. Ama hamileliğin bir kısmını tutuklu geçirdi. Behice Boran salı verilmesinden kısa bir süre sonra 1951'de başlayan Türkiye Komünist Partisi tevkifatı kapsamında yeniden tutuklanır. Komünistlerle yakınlığı, Adımlar Dergisi'nin Türkiye Komünist Partisi ile bağı, Barışseverler Cemiyeti'nin Sovyetler Birliği ile ilişkisi gibi nedenlerle Türkiye Komünist Partili olmakla suçlanır. Bebeği Canım, Harbiye Merkez Kumandanlığı cezaevine geldi. Tabii biz müthiş sevindik yani tutuklandı diye filan. Çünkü beraber geçireceğiz günümüzü. Ve Beyci Hanım'la 2,5 ay bir koğuşta, bir ranzada, ben Beyci Hanım altta yattı, ben üstte yattım. Orada daha da yakın ilişkimiz sürdü. 2 ayı bulan tutukluluğu sonrasında Türkiye Komünist Partisi davasına dahil edilemez ve beraat eder. Sonradan Beyce Boran'da 1951 tevkifatı dolayısıyla 53 yılında işte şeydeyken, cezaevindeyken Beyce Hanım ve birkaç böyle ikinci çember yahut üçüncü çember denilen arkadaşlar, biz zaten içerideydik yani üye olanlar ve faal olan arkadaşlar, ben o zaman Paris'teki görevimden Türkiye'ye gelmiş, dönmek üzereyken tutuklanmıştım. Beyci Hanım tabii sosyoloji profesörü olarak hepimizin saygı göster, yaşça da tabii bizlerden büyük, saygı gösterdiği sempatik bir hanımdı, karizması vardı. 51 tevkifatı ile tutuklananlar, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi'nin kadroları ve sempatizanlarıydı. Öğrenci gençlik arasında dinamizmi yaratan bu kadroların oluşturduğu hareket, İşçi sınıfı açısından da tarihe 46 sendikacılığı olarak geçer. Bu hareket, Türkiye İşçi Partisi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Sosyalist Hareket'in 60'larda yapacağı çıkışında öncülü ve bir bakıma habercisiydi. 1951 tutuklamalarından sonraki dönemi gerçekten hayli çilelidir. Bir tercüme odasına hapsedilmiş bir niteliği vardır. 1961 yılına kadar geçen dönem çocuk büyütmek, çeviri yapmak, ev işleriyle uğraşmak gibi bir dönemdir. Türkiye'nin en parlak aydınlarından birisi maalesef bir tercüme bürosuna hapsedilmiştir. Mesela ben çocukken yani doğduktan 10 yaşına gelene kadar ki dönem Demokrat Parti dönemine denk geliyor. Tam 50-60 arası o 51 tevkifatı olmuş, annemi 60'lar bırakmışlar. Bir sürü insan içeride. Öyle faaliyet maliyet yok. Hep evdeydi. İşte çeviri yapardı. Babamın bürosu vardı. Çeviri bürosu. Çeviri yapar. Para kazanırdı. İşte evde bana bakardı. Evde babaanne vardı aynı zamanda. Yani öyle şeydi o dönem. Evde bir anne var. Yani hani hep böyle dışarılarda politikalar peşinde falan. Dikkat edin. O 60'tan sonra. Thank you.
çok partili sisteme geçişle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanlarca kurulmuş Demokrat Parti iktidardadır. 50'li yıllar, Behice Boran ve Türkiye komünistleri açısından karanlık yıllar. 51 tevkifatında tutuklananlar, sürgün edilenler, siyasetten ve toplumdan yalıtılmış durumda. 50'li yılların sonuna doğru, Demokrat Parti'ye karşı toplumun hemen her kesiminden yükselen öfke, dar ağaçlarında bitecek sonu hazırlıyor. 27 Mayıs 1960 yılında yapılan askeri darbe, yeni bir dönemin başlangıcı. ...61 Anayasası temel haklar bakımından göreli bir özgürlük ortamı sağlıyor. Köyden kente göçün yaşandığı Türkiye'de yeni bir sınıf oluşuyor. Aksaray'da yapılan büyük işçi eylemi, oluşmaya başlayan sınıf hareketinin ilk habercisi. Aydınlar ve işçi sınıfı hızla örgütleniyor. 13 Şubat 1961'de 12 sendikacı tarafından kurulan Türkiye İşçi Partisi, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin siyaset ve toplumsal yaşamına damgasını vuracaktır. Bunun ardından tip kurucuları kendilerine aydın bir lider aramaya başlarlar. Çeşitli isimler üzerinde dururlar. En son Mehmet Ali Aybar üzerinde karar kılarlar. Aybar, Türkiye İşçi Partisi'nin kapılarını Marksist aydınlara açar. Behice Boran'ın üyeliğe kabul haberi, 1962 yılı sonlarında Türkiye İşçi Partisi'nin Bilim ve Araştırma Bürosu toplantısına davet edilmesiyle gelir. Aybar geldikten sonra işte bir canım Cemal Hakkı Selek, Sargın, Cenani Güngördü ve Cem Giller şeyler partiye geldiler. Beycan da o sırada geldi. Beycan'ı ben de orada gördüm. Beycan'ın partiye gelince gerçekten işte o geçmişiyle efendim bilime olan inancı ve yetkinliğiyle güzel konuşmalarıyla cesur, cesaretli şeyli kararlı tutumlarıyla şeyleriyle gerçekten İşçi Partisi'ne çok büyük yararları oldu. Ve İşçi Partisi'nin diyebilirim ki köşe taşlarından biri. 1964'te Türkiye İşçi Partisi'nin birinci kongresinde sosyalizm mücadelesinin hangi sınıflar üzerinde yükseleceği tartışması önemli bir başlık haline gelir. Burada bence parti içindeki yöncülük olarak tanımlayacağımız grubun başını Fethi Naci çekmektedir. Fethi Naci yön hareketine benzer tezlerle İşçi sınıfı öncülüğü, sınıf mücadelesi gibi kavramları olabilecek en geri noktaya çekmek. Bunun yerine asker sivil aydın zümre ve milli burjuvaziye ayrıcalıklar tanıyan bir programatik fikir yapısına sahiptir. Orada Behice Boran'ın olağanüstü bir direnci vardır. Hatta Mehmet Ali Aybar bu tartışmada önce muallakta kalmıştır. Fakat Behice Boran'ın gösterdiği dirençle, ısrarla Behice Boran'dan yana taraf tutmak durumunda kalmıştır. ...1965 seçimleriyle ilk kez bir sosyalist parti meclise girer. Türkiye İşçi Partisi'nin 15 milletvekiliyle temsil edildiği meclis... ...ateşli tartışmaların arenası olur. Tipli milletvekilleri, sergiledikleri tavır ve birikimleriyle niteliği yükseltir... ...Türkiye'nin temel sorunlarına yanıtlar üretirler. Biz meclise girdiğimiz zaman... ...bizi çok yadırgadılar... Ve çok şey korktuk. Her an parçalarlar bizi diye öylesine. Yani düşman gelmiş gibi, aralarına düşman gelmiş gibi bakarlardı. Biz farkında olmadan meclisin içinde bile 15 kişi birlikte gezerdik. Lokanta neredeyse tuvaleti bile 15 kişiyle giderdik ya.
Necmi'nin bilinirliği, yani yaygın anlamda bilinirliği 65 seçimlerinden sonra milletvekilliği dönemindedir asıl. Yani çünkü parlamentoda çok ağırlığı olan bir insandı. Yani biliyorsunuz Türkiye İş Partisi'nin o parlamento grubunda en entelektüel kapasitesi olan insanlardan biriydi. İşte Sabun Aren, Ece Boran, işte Ayvarlı beraber. Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde konuşma yaptı. Milli Savunma işte subayların, eskiden subay olup da milletvekillerinin filan alanıydı. Beyecan'ın konuşması bütün, üstelik de biz konuşurken çoğu dışarı çıkardı. Tam tersine Beyecan'ın konuşurken hep içeri gelirlerdi. Beyecan'ın çok iyi şeydi, hatipti. Türkiye'nin bağımsız bir politika izlemesi lazım geldiğini ve Türkiye'nin bütün şeylere, özellikle ezilen mazlum devletlerin saflarında yer alması, onların hukukunu koruması ve kendi hukukunu onların hukukuyla bütünleştirmesi lazım geldiği çerçevesinde konuşmalar yapıyordu mecliste. Dış politikası buydu ve dış politikada Türkiye'nin NATO içine girmesinin, NATO'da yer almasının çok büyük tehlike arz ettiğini, Türkiye'yi adeta her an savaşa sokabilecek bir politika izlendiğini ve Türkiye'yi bu atom savaşının söz konusu olabildiği, nükleer savaşının söz konusu olduğu bir dünyada, bir ortamda adeta Türkiye'yi yok olmaya mahkum eden bir politika izlendiğini iddia ediyoruz. Mecliste Türkiye İşçi Partisi'nin güçlü muhalefeti sürerken sokaklar da hareketlidir. 60'lar öğrenci gençlik hareketlerinin yükseldiği bir dönem olur. Üniversite gençliği anti-emperyalist, ilerici sosyalist düşüncelerini Fikir Kulüpleri Federasyonu çatısı altında örgütlenerek yaşama geçirirler. Fikir Kulüpleri Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi'nin o dönemki gençlik örgütü konumundadır. 60'ların ikinci yarısında öğrenci hareketleri anti-emperyalist bir mücadele çizgisini sahiplenirler. 6. filoyu protesto eylemi bu mücadelenin sembolü olur. Aynı dönemde öğrenci gençlik içinde milli demokratik devrim görüşü yaygınlık kazanır. Bağımlı Amerikan uydusu bir ülkede sosyalizm kurulmaz. Birinci o halde ne yapacaksın? Bağımsız bir ülke lazım. Bir defa onu şimdi bağımsız bir ülke deyince Amerika'yı karşına alacaksın. İstediğin kadar yaşasın sosyalizm de. Polis dokunmuyordu kimseye. Yani işçi partiler ya, sosyalist Türkiye'de slogan atıyorlardı. Dokunmuyordu polis. Bağımsız Türkiye kahrolsun Amerikan emperyalizmi falan dendiği zaman hücum ediyordu bize. Çünkü esas hedef oydu. Esas hedef oydu. Şimdi bu sosyalizmi rafa kaldırmak falan değildi. Kesinlikle. Fakat doğru sıraya koymakta hedefleri. İşte Milli Demokratik Devrimcilerin belirli tezleri vardı. Bu tezlere karşı da Türkiye İşçi Partisi bünyesinde MDD tezlerini hedef alan bir sosyalist devrim tezi geliştirmeye çalışılıyordu. Ve Beyce Boran'ın bu sosyalist devrim tezine bilimsel temel kazandırma açısından önemli bir katkısı olmuştur. Şöyle söylemek mümkün, Türkiye'de yerli kapitalizmi, Türkiye'nin kendi kapitalizmini hedef almadan bir bağımsızlık mücadelesi, anti-emperyalist mücadele yürütülemeyeceği konusundaki temel tezin başlıca oluşturucularından birinin Beyce Boran olduğunu söylememiz mümkündür. Dört büyük tartışma saptayabiliriz Beyce Boran'ın kendi kuramsal gelişimine, tezlerini oluşturması bakımında. Bunlar birincisi yön hareketiyle tartışmadır. İkincisi Türkiye İşçi Partisi içinde Fethi Naci grubuyla tartışmadır.
Üçüncüsü Milli Demokratik Devrim Hareketi ile tartışmadır. Dördüncüsü de Mehmet Ali Aybar'la tartışmadır. Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışması, Türkiye İşçi Partisi'nin 1966'daki Malatya Kongresi'ne damgasını vurur. Malatya'daki ikinci kongre sırasında Boran konuşmasıdır. Her şeyi hizaya sokan. Orada da ikinci kongre zamanında bir grup çıktı. Bu grup belli ve ilk küçük bir tarafıyla da Hikmet Kılıçman'ın etrafında olan ama esas bir etrafında bir grup ortaya çıktı. Ve bu grup muhalefet Beyce Boran'ın yönetim kurulu adına yaptığı konuşma, delegeler üzerinde büyük etki yapar. Sosyalist devrimciler kongreyi kazanır. 68 yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öğrenci gençliğin ateşli muhalefetine tanıklık eder. Boran'ın etkisi, Türkiye İşçi Partisi'nde kongrelerin kazanılmasını sağlamıştır. Ancak Boran'ın da içinde yer aldığı tip yönetimi, hareketli, sıcak ve hızlı akan siyasi olaylara müdahale de yeterince etkili olamaz. Mecliste yapılan çalışmaların yoğunluğu ve partiyi kapattırmama kaygısı, gençliğin taleplerine cevap verilmesini engeller. ...1968 yılında Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'ya müdahalesi, parti içinde bir kez daha tartışmaların alevlenmesine yol açar. Aybar, müdahaleyi bir işgal olarak değerlendirerek, dümeni artık farklı bir doğrultuya, güler yüzlü sosyalizme çevirmenin gerekliliğine inanır. Boran, Çekoslovakya müdahalesine Aybar gibi tepki duyar. Ancak daha sonra konuya ilişkin görüşlerini değiştirir. Rotayı tayin etmekte hep bir biçimde mutabakata varmış olan Boran ve Aybar arasındaki uzlaşmazlıklar ilk işaretlerini vermeye başlamıştır. Ama Aybar'a karşı ortak bir mücadele sürdürüldü ve ortak bir yönetim oluştu. Teorik ya da ideolojik şeyler yoktu. Dinlemez. Aybar'ın kişisel tavırları başından beri vardı. Yani hatta bir espri vardı. Aybar'ın güler yüzlü sosyalizm diye bir tanımı vardı. Mesela biz böyle işte o zaman daha genciz. Biz de şimdi güler yüzlü sosyalizmi Ceberut Başkanı diye böyle gizli gizli yüksek sesle tabii söylemeden. Çünkü çok Ceberut'tu Aybar yani. Türkiye İşçi Partisi 3. Kongresi, Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran Sadun Aren arasındaki uyuşmazlığın gölgesinde yapılır. ...1969 yılında 3. Kongre'den kısa bir süre sonra Mehmet Ali Aybar, 62 yılından beri sürdürdüğü Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa eder. Yani şu karışıklığı Boran Aybar'ın ikinci adlı. Ve kendisi şunu demişti. Benim öyle bir geçimi tutmuşlar. Yani şu benim işim değil. Aybar, yok, yok, bu iş, yok, benim için dümeni doğru tutmak. Mehmet Ali Aybar'ın ardından parti başkanlığını kısa bir süre Mehmet Ali Aslan yürütür. Boran'ı genel sekreterliğe önerecek olan Şaban Yıldız, Aslan'dan sonra Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı olur. Behice Boran'ın genel sekreterliğinde parti yönetimi 4. Kongre'ye hazırlanmaktadır. Kongreye doğru partide Boran Aren, Milli Demokratik Devrimciler ve Aybar etrafında şekillenen üç parçalılık hakimdir. Özellikle ilk kongreleri bu tartışmalarla geçer. Üniversite gençliği arasında hızla yaygınlaşmakta olan demokratik devrim düşüncesi, Türkiye İşçi Partisi'nin ilk kongrelerine de yansımaktadır. İstanbul İl Kongresi. Mahir Çayan taraftarları, Tevaşkoğullar, Doğu Perinçek taraftarları büyükçe bir düğün salonunda
mangalar halinde, düzenli ekipler halindeydiler. Amaç da oportunist tipi devrimcilerin ele geçirmesi idi. 69-70. Başkan konuşma yaptı, geldi. Ben de oradaydım. Sık sık şamatayla, gürültüyle sözü kesip baskı yapmaya kalktılar. Susup dinleyeceksiniz derdi. Kocaeli Kongresi'nin bu anlamda bizler için anlamlı olması, Beyce Bora'nın orada o saldırılardan etkilenmeden sakin, sükunetini koruyarak, soğukkanlılığını koruyarak, ama en önemlisi öğretmen Behice Boran kimliğini çok üste çıkararak kendisine bağırıp çağıranların, sövüp sayanların bile bir süre sonra hayretle yerlerine oturup, aslında bir sosyalistin normal olarak bilmesi gereken ama o zamanki düşünsel anlamda çöllükten yeni çıkan Türkiye Sol Hareketi'nde, sosyalist hareketinde insanların pek çoğunun da yeni duyduğu, o zamanki terimle söyleyeyim, bilimsel sosyalizmin bir takım verilerini, gerçeklerini çok sakin bir sesle anlatmaya başlayınca sövüp sayanların da iskemlelerine oturup yepyeni şeyler duyuyormuşçasına hayretle, biraz da hayranlıkla izlemeleri ve Beyce Bora'nın o kongreden, kongre sonucu hiç önemli değil. Daha önemlisi Beyce Bora'nın oradan küfredilen, aşağılanan, konuşturulmayan bir genel başkan olarak değil, genç ya da yaşlı pek çok o kongreye katılanların tümünün gözünde vay canına, demek ki böyle bir şey de olurmuş. Dördüncü kongre hazırlıkları sürerken parti çevrelerinde Beyce Bora'nın genel başkan olabileceği fikri oluşur. Kongreyle birlikte parti içindeki parçalılık sona erdirilmiştir. Ekim 1970'te Türkiye İşçi Partisi'nin başkanı Beyce Boran'dır. Esas itibariyle 4. Kongre'nin yaptığı tipin yaptığı şey onu Batı tipi bir komünist partisi haline dönüştürmesidir. Bu kararları açıp baktığımızda daha önceki tipte onun zenginliğini de sağlayan çoğulcu sosyalist görüşler ve benzeri örgütlenmedeki gevşeklikler yerine 4. Kongre ile birlikte parti bir bolşevikleşme çizgisine ve komünist partisi olma çizgisine girmiştir. Örgütsel düzeyde hücrelere dayanan bir kararlar alınmıştır. Programatik düzeyde ise tamamen ortodoks Marksizminin yaklaşımları benimsenmiştir. Değiştirilen parti programında Kürt sorununa çözüm yolu öneren ve sonrasında partinin kapatılmasına neden olacak bir başka madde öne çıkar. Bu madde programda yer almadan önce de Türkiye İşçi Partisi Kürt halkının sorunları konusunda çeşitli çalışmalar yapmış, mitingler düzenlemişti. 1966 yılı boyunca bölge il ve ilçelerinde yapılan Doğu mitinglerinde Kürtlerin demokratik, sosyal ve kültürel hakları dile getirilip, anayasanın öngördüğü eşit haklı vatandaşlık kavramının yaşama geçirilmesi istenmişti. Behice Boran, Urfa milletvekili olarak bu mitinglerde konuşmalar yaptı. Doğu mitinglerini ilk başlatan Silvan mitinginde ben bulundum ve başlattık. Bizim arkadaşlar başlattılar. Ondan sonra Diyarbakır mitingi, sonra Batman mitingi, sonra Siverek mitingi, sonra işte bütün Hakkari vesaire bütün illerde yapıldı. Benimle beraber Batman mitingine katıldı. Benimle beraber Siverek mitingine katıldı. Benimle birlikte Siirt mitingine katıldı. Benimle birlikte Hakkari ve Kars mitinglerine katıldı. Ağrı mitinglerine katıldı. Behice Boran, Türkiye İşçi Partisi Başkanı'dır. Türkiye ise 12 Mart'a doğru hızla yol almaktadır. Behice Boran, Türkiye'de kapitalizmin dinamikleri üzerine yürütülen tartışmalara, 1968 yılında yayımlanan Türkiye'de Sosyalizmin Sorunları adlı kitabıyla
kuramsal bir yanıt verir. Dönemin güncel tartışması Osmanlı'ya atfedilen Asya tipi üretim tarzını sınıfsal bir değerlendirme üzerinden reddeder. Türkiye solunda uzunca süredir devrimin niteliği ve öncülük sorunu tartışılıyor. Sosyalist devrim ve milli demokratik devrim tartışmalarının ana ekseninde bu sorun oluşturmakta. Türkiye'de işçi sınıfı ayağa kalkmakta, Türkiye hızla 12 Mart'a doğru yol almaktadır. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, 1967 yılında kurulmuş ve kısa sürede sınıf sendikacılığını hayata geçirmiştir. DİSK, sonuç alıcı eylemlere imza atarak işçi sınıfı içinde gücünü artırmıştır. Türkiye İşçi Partisi'nin birçok yöneticisi DİSK içinde aktif görevdedir. DİSK'in giderek güçlenmesi iktidardaki Adalet Partisi'ni tedirgin eder. Kapatılması yönünde yasal düzenlemelere girişilir. Bu kapatma girişimine karşı yüz binlerce işçi örgütlü bir biçimde ayağa kalkar. Siz bize niçin mani oluyorsunuz? Biz kırmıyoruz, dökmüyoruz. Gayet güzel. Biz kanuni haklarımızı kullanıyoruz. Bu yürüyüş sendikal haklara yapılan kısıtlanmalardan ötürü bir yürüyüştür deyip onlara bunları söylediğimi biliyorum yani. Arkadaşlar da şey yaptılar. Sonuçta bizi biz emir kuluyuz, sizi bırakamayız. Dönüş fabrikaya döneceksiniz dediler. Ve ben arkama döndüğüm zaman oturan işçi arkadaşlara sesimin gidebildiği kadar, tabii arkada ucu bucağı gözükmüyor. Kalkın yürüyoruz dediğimi hatırlıyorum ve bir anda orası bir ana baba günü ve yarıp geçtik ve ben gözümü açtığım zaman kafamdan su yerine limonata döküyordu birisi. İşçilerin kararlı mücadelesi sonucunda burjuvazi geri adım atmak zorunda kalır. Yüz binlerce işçinin cadde ve sokaklara aktığı o günler tarihe 15-16 Haziran direnişi olarak geçer. 15-16 Haziran direnişi, Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin öncü olup olamayacağı tartışmalarını sonlandırır. Bu hareket, Behice Boran'ın da savunduğu sosyalist devrim tezini doğrular niteliktedir. Türkiye İşçi Partisi içerisinde bu tartışmalar sürerken, kimi sol çevreler ordudan devrimci bir kalkışma beklemektedirler. Arada tabii 1970'e gelinceye kadar bir takım olaylar oldu. Aybar gitti, Mehmet Ali Bey geldi, o gitti. Şaban Yıldız geldi, ondan sonra Beycan geldi falan. Benim merkez yürütme kuruluna seçilmem oldu derken 1970'te darbe geldi. Vurdular satırı. 12 Mart'ı DİSK'in de içinde bulunduğu 20'den fazla örgüt destek mesajlarıyla karşılar. Türkiye İşçi Partisi ise radyodan yayımlanan muhtıra metninin hemen sonrasında bir bildiri kaleme alır ve 12 Mart'ı faşist bir darbe olarak değerlendirir. Sabah işte kapılar vurulduktan, darbe olduktan herkes birbirine haber veriyordu. Bu arada Boran'ın kapısına bir asker nöbetçiler dikilmişti, dışarı çıkamazsınız diye. Muhtıra'nın yayımlandığı akşam Türkiye İşçi Partisi ve yöneticileri hakkında davalar açılır. O arada Boran'ı dışarıda kalabilen arkadaşlar da ben tevkif edilmiştim. Kalabilen arkadaşlar Türkiye'ye rahmetli Aynicacı vardı. Bizim Düzce ilçe başkanımız. Oraya gittik. Arkadaşlara haber verdik. Türkiye'nin her tarafından oraya geldiler. Yani insanın gözlerini yaşartıcı bir dayanışma gösterdi parti üyeleri. Bilhassa diyelim üst yönetimi. Ve işte bir gün sonra filan orada toplandık. Onun yazı ailesine toplanıp hazırlanan Sprint'in kanununun anayasaya aykırı olduğu konusunda karar aldılar. O karar son karardır. Ve işte bir gün sonra filan orada toplandık.
genel yönetim kurulunun yaptık. Bu yetkiyi verdik. Darbeciler çelişkiler de yaşarlar. Boran'ı siyasi parti başkanı olarak 27 Mayıs törenlerine davet etmişlerdir. Bu sıkıntıyı Boran'ı 26 Mayıs'ta tutuklayarak aşabilirler. Behice Boran 26 Mayıs 1971 tarihinde tutuklanır. Mamak, Yıldırım Bölge ve Adapazarı cezaevlerinde alıkonulur. Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu adlı kitabında Sevgi Soysal şöyle anlatır Boran'ı. Behice Hanım'ın bütün gücünü en gerekli yere saklamak akıllığını gösteren sağlıksız kişilerden olduğunu anlıyorum. Hiç boşa harcamıyor kendini. Gücünü hep kendi seçtiği ve gerekli bulduğu biçimde harcayanlardan. Boş yorgunluklardan, titizlikle sakınanlardan. O ilk tutukluluk yazında gölgeye çektiği iskemlesine oturuşu geliyor gözlerimin önüne. Dizlerinin altında lastikle tuturduğu çorapları, terlikleri, durgun ve donuk bakışlarıyla hayatta nasıl başa çıkacağını düşünen bezgin bir ev kadınına benziyordu daha çok. Ama mahkeme başlayınca değişiverdi. Bir gün öncesinden sardığı gümüş renkli saçlarını Sevim Onursal'a taratıp hani neredeyse sevgilisiyle buluşacak bir genç kız titizliğiyle giyinirdi. İyi görünmeliydi mahkemede. Dirençli bir resimdi istediği. Başardı da bunu. Behice Hanım cezaevinde yaşamak için yaratılmış bir kadın gibiydi. Yani biz hiçbirimiz öyle değildik. Vallahi öyleydi. Yani hiç şikayet etmiyordu. Her şeye katlanıyordu. Ne verirsek onu kabulleniyordu. Kahvaltıda mesela bazen beyaz peynir çay, bazen arkadaşlar daha çok getiriyordu. O zaman birçok şey yiyorduk. Ama hiç ağzından bir tek gün şikayet şeyi görmedim. Sana işlediklerim başka üslupta. Türkülerin havasına uysun diye kilim örneği seçtim. 13. yüzyıl bir Selçuk kilimi örneğinden uygulama. Uygulanırken biraz sayı hatası oldu ama... İktidarda Adalet Partisi vardı. 12 Mart muhtırasının verildiği gün Süleyman Demirel hükümeti istifa etti. Bu istifa Süleyman Demirel'in ilk şapka eylemiydi. Arama olsun, askerlerin işte böyle şey koğuşlara burra girmeleri durumu olsun, hepimizin tahmin edebileceği gibi en önde giderdi, kapıyı tutardı. Ve hiç de öyle çok iri yarı olmayan vücuduyla gerçekten de şaşırtırdı askerleri. Pek de içeri girmeye cesaret edemezlerdi. Dururlardı gerçekten. 12 Mart'ı destek mesajlarıyla karşılayan ilerici çevrelerin, sol yapı ve örgütlerin darbe sevinci, balyoz harekatıyla sona erdirildi. Darbe, kısa sürede aydınların tasfiye operasyonuna dönüştü. Aydınların büyük kısmı Ziver Bey Köşkü'nde işkenceden geçirildi. Türkiye İşçi Partisi tarafından kapsanamayan devrimci gençler 12 Mart yönetimince yenilgiye uğratıldı. Gençliğin devrimci önderleri katledildi. Cumhuriyet Halk Partisi parlamenteri ve Junta'nın başbakanı Nihat Erim tarafından dile getirilen "Hürriyetler bir süre şalla örtülebilir" söylemi kanlı bir biçimde hayata geçirildi. Ceza Kanunu 146. maddesi Taksim 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezcihinize karar ver. Behice Boran başından itibaren ödünsüz siyasi bir savunma vermenin gerekliliğine inandı. Sıkı eldi mahkemelerde ilk savunması var tabii. Diri, canlı, toparlayıcı, geri basmayan. Başkanım, o gün de söyledim, size tekrar etmek istiyorum. Ödün
ödülü seçmek, siyasi mücadelede ödülü seçmek yanlıştır. Fizik yasalarına göre eğik bir yüzeyde yürümeyi seçmek irade dışı hızlı bir ritme girmektir. Koşmaya başlar insan, sonra da tepe taklak gider. Onun için öyle bir yüzeyi seçmemek lazımdır ideoloji ve politik mücadelede. Ödünün sonu yoktur derdi. Yani mahkemeyle ilgili olarak Beycan çok uzun bir şey yaptı. Savunma yaptı ve bu savunmaya 5-6 arkadaş da iştirak etti. Yani ona güvenerek görmeden iştirak ettiler. Ben etmedim. Ben de kendim bir savunma yaptım. Buluşmaya başladığı zaman 2 kat, 10 kat daha yükseliyordu, belki 100 kat daha. Kendini karşısındakilerin bir mahkeme, bir yargı falan filan gibi gördüğünü hiç zannetmiyorum. Çünkü konuşma şeyinde onlara bir ders verir, öğrencileriymiş gibi. Onlara bir ders verilmiş gibi, hem de bir hitabe şeklinde bir şey okuyarak bakarak değil. Daha evvelden yaptığı savunma şeyini orada anlatıldı. Böyle hepsi ağzı açık dinlerlerdi. Hatta biri bir şey yaparken tutun heyecanı konuşuyor diye hakimlerden biri öbürüne müdahale etti. Yargılandığı maddenin en üst sınırından ceza alıp 15 yıla mahkum edildi. Türkiye İşçi Partisi ise kapatıldı. Gece yarısı bizi hapishanenin avlusundan çıkardılar. Bir yan Cems'e avluya girdi. Hepsinin farları yakıldı. Hapishanenin kapısı projektörlerle aydınlandı. Avluya doluşan askerler ellerinde silahları sanki o kapıdan yüzlerce tehlikeli katil çıkacakmış gibi tetikte bekliyorlardı. Derken kapı açıldı. Farların kör edici ışığında elinde naylon bir poşet tutan ak saçlı küçücük bir kadın çıktı o büyük kapıdan. Behice Boran 12 Temmuz 1974'te tahliye edildiğinde Türkiye İşçi Partisi'nden ayrılan bir grup Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni kurmuş, Türkiye Komünist Partisi ise atılım hareketini başlatmıştır. Behice Boran tahliyesinin hemen sonrasında işçi sınıfının tek temsilcisi olarak gördüğü Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden kuruluş çalışmalarına başlar. Kurulan parti birinci dönemden farklı olarak daha ileri bir program ve daha net bir siyasal hattın takipçisidir. Ben meraklı değilim ille başta olayım, lider olayım. Yani bunu bir hırsla yapmıyordum. Gerçekten bunu söyledi yani. Hı hı. Ama o günün şartlarında partiyi alıp o çalkantıda o badireden atlatacak bir insan yoktu bizim içimizde. Bir anlamda mecburdu, mecburen yapıyordu bunu. Çünkü o da ne haliniz varsa görün deyip bırakıp gidecek bir insan değildi. Yani inançları buna müsait değildi. Ama zorlanarak yaptığını biliyorum. İkinci tip, bir, bizim dışımızdakilerin, bize alternatif olmak iddiasını taşıyanların yanlış oldukları pratikte kanıtlandı. Dolayısıyla bizim yeniden ciddi bir biçimde güçlenme şansımız vardır, varsayımına dayanıyordu. İki, 12 Mart dönemiyle yarım kalmış sayılabilecek olan Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışmasına, Sosyalist Devrim tezine yeni bir boyut kazandı. Yeni bir boyut, altını daha iyi doldurarak yeniden yola başlama motivasyonu vardı. Klasik şemadaki parti, işte o işçi sınıfının demir çekirdek partisi diye bir kavram vardı ve biz ikinci tip olarak böyle bir parti kurmak istedik. Çünkü doğru parti öyle olur diye düşünüyorduk. Yani tabii bu dar olsun, kitlelerle bağları olmasın, kitle desteği de önemli değildir demiyorduk. Ama partinin kendisini böyle tarif ediyorduk. İlk parti, ilk tip gibi tarif etmedik. Yani o ilk tipin o modelini reddetmiş olduk. Peki o zaman böyle bir parti kurarsın ama bu parti geniş kitleleri
etkileyebilir. Bunu da beceremedik yani. Behice Boran, birlikte yürüdüğü, ortak hareket ettiği yoldaşlarıyla zaman içinde ayrı düşer. Mehmet Ali Aybar'dan sonra, Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden kuruluşu sırasında Sadun Aren'le yolunu ayırır. İlerleyen süreçte parti içinde ayrışmalar ve tasfiyeler devam eder. İkinci hiç kim değil, ikinci oldu. Ama bir insana kızarsa ve o kızdığı şey politik bir şeye dayanırsa olacak. Yani belki biraz sert bir tanımlama ama Yalçın Küçük, işte o Yalçın Küçük olayı çıktığında Boran için bir şey demişti, dostluğunun diyalektiği yok demişti. Yani bence doğruluk payı yüksek olan bir söz. Yani Beyce Hanım siyasi olarak birisinin üstünü çizdiğinde onu çiziyordu gerçekten. ...1970'lerin sonlarına gelindiğinde, ülke bir yandan siyasi ve ekonomik krizlerle çalkalanırken, yükselen toplumsal hareketlilik bildik yöntemlerle bastırılmaya çalışılıyordu. NATO eliyle örgütlenen kontrgerilla timlerinin ilerici ve solculara yönelik saldırıları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kazanmıştı. Maraş ve Çorum'da gerçekleştirilen katliamlar, 16 Mart İstanbul Üniversitesi katliamı, 1 Mayıs 1977'de kitlenin üzerine açılan ateş, Doğan Öz ve Bedrettin Cömert'in öldürülmesi, faşist saldırıların en kanlı örnekleriydi. 9 Ekim 1978 tarihinde Bahçeli Evler'de 7 tip üyesi, aralarında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'nın da bulunduğu faşistlerce katledildi. Parti meclisinin toplandığı gün Ankara'da 7 kişi öldürdüler. Cinayet yaptılar bu büyük ocaklara, yani Türkçe çekimi. O bölgede ülke ocaklarından, MHP'den başka hiçbir sol hareketin bulunmasını istemiyorlardı. Tamamen temizlemişlerdi. Bazı tipler ayrılmıştı oradan. Onları da bir gün evlerine basarak toplantı olduğu gibi şeyi öldürdüler. Serdar Alten, Latif Can, Efraim Ezgin, Salih Gevenci, Faruk Ersan, Osman Nuri Uzunlar ve Hürcan Gürses. Faşizmin kahrolası ölüm tırfanı onları körpe fidanlar gibi biçti bir sonbahar gecesi. Kardeşlerim, bu 7 yoldaşımız ne ilk ne de son kayıplarımızdı. Bugün Mustafa Supiler'in örgütlü mücadele geleneği, mücadelenizin bayraklaşan isimlerinin tümü Türkiye İşçi Partisi'nin şanlı mücadelesinde yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Selam mücadelemizde yitirdiğimiz tüm yoldaşlara, selam dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine.
1977 tarihinde Taksim Meydanı'nda toplanan yüz binlerce emekçinin üzerine kontrgerilla otomatik silahlarla ateş açtı, 36 kişi öldürüldü. ...1978'de işçi sınıfı aynı kararlı kitlesellikle Taksim Meydanı'nı doldurdu. ...1979'a gelindiğinde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye İşçi Partisi sıkı yönetime rağmen 1 Mayıs'ta yine alanlardadır. Mert'i eğer biliyorsanız şöyle kuzey-güney istikametinde esas caddesi vardır. Onun etrafında sıralandık. Behican Hanım da çıktı o sırada, geldi. Başlangıç noktasında durduk. İşte şeyler de oradaydı. Dinçer Doğu filan. Fakat Beycan'ımı aldılar bizim yanımızdan, götürdüler. Biz merakla bakıyorduk ne olacak diye. Yalnız bizi birdenbire yere yatırdılar. Hepimiz yere yattık. İşte attılar kurşunları filan. Yere yattık. Kurşunlar böyle etrafımızdan geçiyordu. Başımızın yanından, arkamızdan, sırtından filan. Ama kimseye bir şey isabet olmadı yani, öyle hatırlıyorum. Sonra şeyler geldi. Arabalar geldi, otobüsler. Bizi teker teker polislerin arasından otobüslere bindirdiler. Mahkeme başkanı sordu. Dedi ki, siz dedi, ama siz diye hitap ediyordu, hiç unutmuyorum. Çok saygılı bir dil kullanıyordu mahkeme başkanı. Galiba binbaşı mıydı? Öyle bir şeydi. Ondan sonra dedi ki, siz sokağa çıktınız mı dedi. Evet, çıktık dedi. Peki dedi, ne yapmak için çıktınız dedi. Dedi, biz 1 Mayıs'ı kutlamak için çıktık dedi. Peki nerede kutlayacaktınız bunu dedi. Onu daha önce de söyledik dedi yani. Taksim'de dedi. Peki dedi, siz Taksim'e mi gidecektiniz dedi. Evet, biz Taksim'e gidecektik dedi. Peki dedi, yol uzak dedi yani, o kadar yolu nasıl gidecektiniz? O da dedi, dinlene gidecektiniz dedi. Yani hani öyle işçi sınıfının kararlı yiğit adımlarıyla falan yap. ...1970'lerin ikinci yarısı, sol düşüncenin, sosyalizmin ve devrimci sol hareketlerin yaygınlaşmasına sahne olur. Ancak parçalıdır sol. Türkiye İşçi Partisi, 80 öncesinde yaşanan kontrgerilla saldırıları ve faşist katliamları ikili iktidarın ürünü olarak tarif eder. Buna göre ikili iktidarın özneleri yasal devlet ve gizli devlettir. Sosyalist teorideki anlamından farklı kullanılan ikili iktidar tanımı parti içinde tartışmalara yol açar. 1978'de
sıkı yönetim ilan edildiğinde Boran'ın kaleme aldığı bir bildiri yayınladı Türkiye İşçi Partisi. Bu Boran'ın düşüncelerini ve tipini de gelişen sürece ilişkin düşüncelerini çok iyi anlatır kanısındayım. Orada ve o bildiri çok tartışıldı. Hem parti içinde hem parti dışında. Orada o bildiride bir ikili iktidar oluştuğunu ve yasal devletin ikinci iktidar odağını yok etmeyi başardığı sürece Türkiye'de faşizme engel olunabileceğini söylüyordu parti. Tekrar edersem, yani bugün gizli devlet diye tarif edilen aynı kelimelerledir. Bir darbeden yana, faşist tırmanıştan yana bir odağın olduğunu ve bunun provokasyonlara ve sürece hakim olmaya devam ettiğini, sıkı yönetimin ancak bu odaklar üzerinde bir etkisi olduğu zaman bu işin tekleşebileceğini, bu ikili iktidarın tekleşebileceğini söylüyordu. Bu ortamda Boran, sosyalist devrim tezini geliştirmiş olmasına karşın, devrimi güncel ve olası bir durum olarak değerlendiremez. Özetlersek partinin birliğini korumak, bir sosyalistler arasında bir birlik sağlamak, antifaşistler arasında bir birlik sağlamak ve partinin herhal bir şartta çalışmasını sağlamak Beyci Hanım'ın da gündeminin başında gelen maddelerdi. Eylül 1980 darbesi sonucu tüm partilerle birlikte Türkiye İşçi Partisi de kapatıldı. Behice Boran evinde göz altında tutulduğu sırada rahatsızlandı ve hastanede bir süre tedavi gördü. Hastanede gözetiminin gevşediği bir sırada parti kararı üzerine yurt dışına çıktı. Üniversiteden uzaklaştırılmanın, hapis tehditlerinin ülkesinden uzaklaştıramadığı Boran artık sürgündü. Mücadelesi sürecinde hapis yatmayı, baskıları, her şeyi düşünmüştü. Ama 76 yaşında yabancı bir ülkede sürgün yaşamak hiç aklına gelmemişti. Boran politik olarak yurt dışına çıkma taraftar değildi. Ama biz ve parti merkez komitesinin tamamı yani. Boran'ın yurt dışında partiyi temsil etmesinin daha yararlı olacağı konusunda bir fikir vardı bizlerde. Onun için kendisine mutlaka yurt dışına çıkması gerektiğini telkin ediyorduk. Antrede her şeyini hazırladık. Bir tane eşarbı vardır. Hep takar zaten başında. Parti Taksim mitinglerinde falan da vardır. Belki rastlarsınız. Öyle bir resimle görürsünüz. Kulağının arkasından böyle bağladı. Antrede tam pabucunu giyerken böyle Beyci Hanım böyle hiç gitmek istemiyorum ülkemden. Ben dedi yurdumu çok seviyorum dedi. Buranın eşi de sofrada tedaviye değildi. Eşi Ferci'ydi. O Sofya'da tedavi oluyordu. O da Nevzat Bey Sofya'daydı. Sabah saat 7'de Sofya uçağı var. Bulgar Hava Yolları'nın İstanbul Sofya uçağı var. Kırmızı pasaport olunca gayet rahat geçti. Ondan sonra geçtikten sonra bir polis memuru bayan siz demiş Beyci Boran mısınız sen demiş. Ama artık o görevli bir şey değil yani. Oralarda dolaşan biri yani. Benzetmiş veya tanımış diyorlar. Evet öyleydi demiş. 7-15 dakika uçak kalkıyordu. Kalktı uçakta Sofya gitti. Beyce Boran 1981 yılında yurda dön çağrılarına uymadığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Genişi Belçika basınında geniş bir yer tuttu Boran'ın. Yani Belçika hükümeti de resmen Boran'ı kabullenmiş oldu. O ara tabii Belçika basınının yoğun ilgisi var. Ve sonra oranın Hürriyet gazetesi benzeri bir gazete. O bir söyleşi yaptı Boran'la. Ama ilginçtir, söyleşinin sonunda Moskova tipi bir komünist diye bir tanımlamayla verdi bunu.
Tabii Lesuar'ın bu havası Belçika hükümetinin tavrını da bir anda değiştirdi. Yani bu kamuoyu bu anlamda Belçika'da bir müddet sonra değişti. Nitekim mültecilerin kullandığı, ilçesi kabul olanların kullandığı pasaportu alması bu oranın 6 ay falan sürdü. Yani öyle bir pasaport verilmesi. Bu havanın değişmesinden ötürü o. Normal şeyler soktular. Bu arada Nevzat Bey öldü. İşte bir gitti geldi şeye, Sofya'ya. Yine Belçik hükümetinin yüzüyle. O an Almanya geldi. Bizim evde de kaldığı oldu. Ondan sonra daha çok ev pek müsait olmadığı için ya biz mutfakta yatardık, o salonda yatardı falan, yani öyle şeyler bulurdu falan. Yani salona çıkması 8'i falan bulurdu. Önce yataktaki jimnastiklerini yapar. Eğer kışsa sobanın külünü temizler. Başını örter. Sobanın külünü temizler. Ondan sonra daha sonra Osman şeyi hazırlardı, odunları falan hazırlardı. Gaz sobası değildi çünkü, odun sobasıydı. Daha sonra işte kahvaltısını yapar. Kahvaltıdan sonra mutlaka gazeteye bakar biraz. Veya okuyacağı başka bir şey varsa onlara bakar. İngilizce dergileri falan da takip ederdi. İngilizce, Fransızca. Ondan sonra çalışmaya koyulurdu. Yazacağı yazı varsa onu yazar. Veya konuşma yapacaksa konuşmasını hazırlardı. Çok titiz. Yani mükemmeliyetçiliğe varan bir titizliği vardı. Hatta daha son zamanlarda, yani hastalanmadan önce ama yani daha son bir iki sene önce bir gün konuşurken bana şey dedi. Dedi bu parti başkanlığından emeklilik olmuyorum dedi. Olsa da dedi sosyolojide dedi yapmak istediğim çok şey var dedi. Behice Bora'nın 1 Mayıs 1910'da başlayan uzun yürüyüşü 10 Ekim 1987 tarihinde Brüksel'de sona erdi. Ona dair yapılan bir tanımlamayla Behice Boran vatansız bir yurtseverdi. Son nefesini vermeden önce Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'ni birleştirme çalışmalarını yürüttü. Boran'ın kararlı tutumunun altını çizmek açısından soruya yanıt verilebilir ki o da son derece belirleyici olmuştur Boran'ın varlığı ve tutumu, birlik konusundaki tutumu, kararlılığı. Ve Türkiye İşçi Partisi içerisinde Boran bir bakıma tek liderdi. O nedenle de onun birlik konusundaki ısrarı ve kararlılığı kuşkusuz belirleyici oldu. Bu hikaye bizim zamanımızda oldu. İkiye bölündü. Yani bu bizim zamanımızda olan hareketi gençlere ikramın alemi yoktu. Onu biz halledebiliriz. Şöyle veya böyle nasıl halledebileceğiz? O da aynı şey düşünce. Evet, bu bizim işimiz. Bunu gençlere, bizden sonraki kuşaklara alın size gitar yapar diyemeyiz. Ne yapalım? Bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu gerçekten de Boran'la benim aramda ciddi bir karşılıklı güven oluştu. Bu uzun süren görüşmeler sonucunda oldu tabii. Zaman zaman çok sert tartışmalarımız da oldu Boran'la görüşmelerde. Onu bizim halledemiz. Şöyle ya böyle. Onu eninde sonunda hallettiğimiz. Görünerek Boran ilk görevi zamanı. Yerine getirmiş olmanın mutluluğu içinde. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kuruluşunun deklare edildiği basın toplantısında bildirgeyi okudu. Toplantıya doktorunun "intihar ediyorsunuz, gitmeyin" sözlerini aldırmayarak gitti. Gemi limana yanaştırılmadan rahat edemeyecekti. O gün güzel güzel konuşuldu. Sorulara güzel cevaplar verildi. Hatta bu akşam şöyle bir az içkinde bir yemek yaptık aramızda. Gayet neşeli, güzel falan. Güçlerin birliği dediğimiz zaman kimseyi dışarıya bırakmak istemiyoruz. Öyle bir niyetimiz yok. Ama birlik biliyorsunuz iki taraflı bir anlaşmayla olur. Yani Türkiye'deki bu demokrasi konusundaki yanlış anlayışları, kısıtlı anlayışları değiştirmek,
ve gelenekleşmiş olan demokrasi adına bu anlayışlardan doğan davranışları, gelenekleşmiş olan bunları değiştirmek. Nihayet ben asıl anlatmak istediğim Bece Boran'ı insan yönüyle, öbür yönler insan yönü değil mi diyeceksiniz ama salt insan yönüyle demek istiyorum. Tanıma imkanını da bir dönemimizi paylaştığımız hapishanede buldum. Bu 12 Mart sırasıydı ve orada onu çok çok daha iyi tanıma ve onda gördüğüm, pek de benimsemediğim zaman zaman bir takım, o hani demin de söylediğim inatçılık, sertlik gibi gelen şeylerin kökenlerini ve gerçeklerini ve asıl onun altında yatan o güzel yumuşaklığı anlama imkanını da edindim. Tabii onun o politik kimliği biraz böyle sert, disiplinli, otoriter falan olarak tanınır. O alanda öyle olmuş olabilir. Onu ben fazla bilmiyorum. Doğrudur yani. Ama onda ibaret değildir asla. Yani o tür ki kadeh rakı da içerdi, türkü de söylerdi. Beyce Hanım çok hoş türküler söylerdi sessiz. Gerçekten çok güzeldi. Biz tabii, biz de onunla beraber bir şey söylemeye kalkıyoruz ama biz daha çok işte partinin gençleri, deneyimsizleri falan keskin, sert biçimde her şeyi yorumlarız. Diyelim ki jandarma türküsü ya da jandarma marşı. Jandarma biz, Leninistiz, biziz yalnız dost sana. Beycan, ne oluyor çocuklar? Bu lirik bir türküdür. Bu öyle söyleme. Jandarma biz, Leninistiz, biziz yalnız dost sana. Bir söylemeye başlardı, bizi utandırırdı. Yani ne öyle rap rap asker gibi. Jandarmaya halk sesleniyor bunu. Bilmem ya neyse, aydınlar sesleniyor. Bu lirik bir şeydir diye bizi düzeltirdi her seferinde. Böyle bir boş zamanı diyeyim yahut da angart olmadığı, gardında olmadığı bir zamanda bana demişti ki çok basit bir şeydir ama ben Amerika'dan gelirken bir dans elbisesi getirdim demişti, getirmiştim. Fakat dedi hiç giyemedim. Şimdi bunu böyle anlattım da bir kere mi dedi, hiç mi giyemedim dedi, orasını tam şey yapamıyorum. Hiç giyemedim demişti. Yani bu benim içimde böyle bir acı olarak kaldı yani. Düşündüm yani, güzel bir kadındır yani Beyza. Hele gençliği galiba böyle resimlerinden bakıyorum, daha da şey, güzel, böyle Tatar simalıdır. Ama güzeldir. Ben o sima ya bir şey demem, neyse demeyeyim. Çok güzel bir şey yapmıştık, bir mavi yolculuk. Çok hoş isimlerle. Ahmet Piliştina vardı, işte eşi Mine vardı, ben vardım, benim eşim vardı. Mina Urgan vardı. Böyle çok renkli bir mavi yolculuk yapmıştık. Mesela Beycan yüzmeyi çok sever, iyi yüzer. Ama işte orada bile, şimdi mesela biz öğleden sonra diyelim mesela işte bira açıp ya da birer cin açıp filan içmeye başladık. Kızıyordu bize mesela, ya dedi akşam mı içilir, gündüz içilir mi? İşte sonra dedi içiyorsunuz, içiyorsunuz, suya giriyorsunuz, ayılıyorsunuz, ziyan oluyor içinden. Biz de dedik ki peki Ahmet Pekşitler'de, peki hocam dedik biz bundan sonra suya girmiyoruz. Bir gün işten geliyorum, aynı sitede oturduğumuz için bahçede rastladım, dedim hocam ayrıla, şey, Nurhan'cığım dedi, Dursun dedi, askerden izinli geliyor eve, bakkala gidiyorum sana yağ almaya. Çünkü dedi, ona dedi etli yemek yapmak istiyorum dedi. Dedim yani siz, hadi beraber kol kola girdik, biz bakkal bakkal. O zaman da böyle sanayalar falan pek yoktu. Aradık, beraber sanayi aradık. Beycan'ın izinli gelecek olduğu için böyle bir insandı yani.
çok becerikli bir insandı. Kendisi reçel, salça, her şey yapardı böyle. Mükemmel bir ev kadınıydı. Mükemmel yani böyle. Ben zaten şaşıyordum. Yani bir aydın kişi, bir parti genel başkanı, okumuş bir insan tabii. Ben bir işçiyim. Böyle şeyler, böyle hep okumuşlar insanlara tepeden bakarlar. Bir canımda böyle bir şey yok. Benim gibi bir insan, benim annem gibi. Annem gibi değil tabii, o aydın, okumuş bir insan. Benim annem de benim gibi emekçi bir insandı. Ama yaklaşımları, hareket ve tavırları böyle bir insandı. Ben Beycan'ım için her zaman şunu söylemişimdir. Tek başına bir koroydu Beycan'ım. Faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren tüm halklara özgürlük ve mutluluk, faşizme ve emperyalizme ölüm